Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Kaymakamlığı'nın ortak yürüttüğü İstanbul AB'ye hazırlanıyor projesi kapsamında kardeş kent olan İtalya'nın Ravenna kenti ve Sarıyer'in bir diğer kardeş kenti Aachen ile birlikte Sarıyer'in ev sahipliğinde 2 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. İlk kez gerçekleşen çalıştayın açılış programı Sultanahmet'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler anısına hazırlanan deftere duygu ve düşüncelerin yazılmasıyla başladı. Çalıştay 3 ana başlık altında ayrıldı. Kentsel dönüşüm ve tasarım, göçmen meselesi ve göçmenlerin uyumu, kültür sanat politikaları olarak seçildi. Uluslararası ilişkilerde yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Başkan Genç, Suriye'de yaşanan iç savaşı durdurmak için çalışmalıyız dedi. Proje kapsamında İtalya'dan Ravenna ve Almanya'dan Aachen kardeş kentlerimizle birlikte ortak bir çalıştay düzenliyoruz. Çalıştayın 3 ana başlığı var. Bu aynı zamanda farklı kentlerin ortak sorunları üzerine gerçekleştirilen bir çalıştay ve aynı zamanda daha önceden bizim gerçekleştirdiğimiz olduğumuz Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nda bir güncellenmesi için bir ön hazırlık kapsamını değerlendiriyoruz. Tabii bugün bizim için ayrı bir önemi de var. Hani buradan çok fazla Alman dostumuz da yanımızda. Dolayısıyla Sultanahmet'te hayatını kaybeden Alman vatandaşlarımız için de bir anma düzenliyoruz. İkisini bir arada yapıyoruz. Bu projeyi de çok önemsiyoruz. Sarıyer Belediyesi olarak bu projelerin devamını sürdürmek için bu tarz etkinlikleri oldukça önemli buluyoruz. Dediğimiz gibi uluslararası bir çalıştay düzenliyoruz. Bir işbirliğimizi arttırmak amaçlı. Çünkü bizim kardeş kentlerimiz var. Birçok kardeş kentimiz olduğu için bunlarla aktif bir kardeş belediyecilik yürütmek istiyoruz. Ve bu şekilde de aynı şekilde bu göçmen meselesi, göç ve uyum meselesi bu şekilde de destekleneceğini düşünüyoruz. O yüzden bu bir ilk ayak olarak Sarıyer Kalkınma Eylem Planı da bir ilk ayağı ve tekrar güncellenmesi için yaptığımız bir projedir. Gayet herkesin de geldiği için çok mutluyuz. Herkesin desteği için de teşekkür ederiz. Bir kere çok önemli bir başlangıç bizim için de. Çünkü şimdiye kadar bilateral yani ikili olan görüşmelerimizde, konuşmalarımızda, çalışmalarımızda şimdi daha kapsamlı, üçlü bir beraberliğe geldik. Yani Ravenna da buraya katıldı. Ve umudumuz bunun daha da genişlemesi ve daha da kapsamlı bir şekilde çeşitli alışverişlere girmemiz. Sarıyer'le gayet yakın çalışıyoruz. Ve bu bağlamda tabii burada beraberiz. Buradaki merkezi çok güzel buldum. Çok iyi yapılmış, iyi düşünülmüş. Burada bu merkezde çok bu tip çalışmalar yapılabilir. İnilen konular çok enteresan. Çalışma yapacağımız konular, şehircilik. İstanbul tabii bir mega şehir. Mega şehirler çok önemli, değişik bir prosedürün içinde dünyada. Onun için İstanbul'a, Sarıyer'e başka türlü bakmak lazım. Sarıyer İstanbul'un bir nevi akciğeri. Onu da göz önüne almak lazım. Onun için biz tabii daha ufak bir şehirden geliyoruz. Buradaki çalışmaları heyecanla takip edeceğiz. Bakalım ne düşünüyor buradaki arkadaşlarımız. Biz orada ne gibi katkılarda bulunabiliriz? Kültür konusunda zaten Aachen'i biraz tanıttık filmde. Herhalde inşallah faydalı oldu. Ondan sonra o konular biraz daha kolay gibi gözükmesine rağmen daha zordur. Çünkü sanatçıları getirmek, sanat eserlerini getirmek kolay değildir. Belli mali yükümlülüklere sebep olurlar. Onu düşünüyoruz ama ne şekilde yapacağımızı. Göçmen konusu bugün hepimizi herhalde çok yakından ilgilendiren, endişelendiren, düşündüren bir konu. Onun için bakmamız lazım. Orada ne gibi çözümler gelir? Bu yeni bir Avrupa ile Türkiye'nin yeni bir ilişkiye girmesi gibi gözüküyor. İnşallah hayırlı olur. Burada bütün bu konulara dokunuldu. Bakalım ne şekilde derinleştireceğiz. O bakımdan ben de heyecanla devamını bekliyorum. Merhaba, yanımızda Rick Takvarium var. Kendisi Almanya'daki kardeş belediyemiz Aachen'dan gelen kültür işleri müdürü. Welcome again.
Çok iyiyim. İstanbul'u çok sevdim ve keşfetmeye çalışıyorum. Hoş bir başlangıç oldu. Benim konuşmamda da söylemeye çalıştığım gibi farklı kültürlerden, farklı sınırlardan bir araya insanlar geldi. Yeni ortaklıklar, yeni arkadaşlıklar, yeni işbirlikleri edinebilmek için bir fırsat oldu. En önemlisi de bugün burada olmamdır. Panel çok iyiydi. İnsanlar ilgi çekici bulmuş görünüyorlardı. Bundan çok mutluyum. Bence önemli olan da iletişim. İnsanlar ne yapabileceklerini öğrendiler. İnsanlar birbirleriyle nasıl ortaklık kurabileceklerini, biraz da bu işbirliğini nasıl çalıştırabileceklerini keşfetmiş oldular. Önemli olan birlikte çalışmak isteyen insanların bir araya gelebilmeleriydi. İşte bu panelde bu gerçekleşti. Sarıyer çok güzel, aşık oldum. İnsanlar arkadaş canlısı. Benim ailem yıllar önce Türkiye'deydi. Türkiye'nin farklı yerinden geliyorum. Ermeni bir geçmişim var. Sabah kahvaltısında çörek ve sucuk yedim. Çocukluğuma dönmüş gibi hissettim. Farklı kültürlerden, farklı deneyimlerden insanlar görmek güzeldi. İnsanları bir araya getirmesi açısından bu panelin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve burada olmaktan da çok mutluyum. I think it's very good. It's very important to be here. I'm very happy to be here. I think it's very burada olmaktan çok mutluyum. Bu panelde insanları bir araya getirmesi ve gelecekteki birliktelikler açısından çok iyi bir başlangıç oldu. Ben Ahın'da bir öğretmenim ve bir vakit önce Ahın ve Sarıyer Belediyesi arasında okullar arasında bir işbirliği başlatıldı. Çok iyi bir deneyim oldu. Sadece öğretmenler için değil, özellikle öğrenciler açısından bu çok iyi bir gelişmeydi. Bu birliktelik Ali Akkanat Lisesi'nde yapıldı. Karşılıklı olarak öğrenci ve öğretmen değişimlerini başlattı. Yanılmıyorsam 2011 yılında başlamış bir çalışmaydı ve halen daha da devam etmektedir. Kardeş okul projesi insanları bir araya getirmesi için çok iyi bir fikirdi ve bu amaca da gerçekten hizmet etti. Bundan sonra da kardeş şehir ortaklığımız kuruldu. İki ortaklık gerçekten kültürel bir mozaik yarattı. Panelde göçmenlik konusu ve onların yaşadığı sıkıntılar da ele alındı. Siz Suriye insanı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Suriye insanının ihtiyacı olan aslında sınırların aşılması, birlik ve beraberliğe ihtiyaçları var. Sınırların kapatılması bir çözüm değildir. Önemli olan sınırların açılması, insanlara yardım etmek ve Suriye'de savaşı bitirmek.